Sevgili seyirciler, iyi günler. Şu an Büyük Cami yanı 20 Temmuz Caddesi'nde bulunmaktayız. Bu yolun büyük bir kısmı, %80'lik bir kısmı bitmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Bu yol önceden gelişti, şimdi giriş oldu. Evet, şu an Muharrem Som'un yanındayız, esnaf. Yolla ilgili düşüncelerini alacağız. Mikrofonu ona uzatıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki bu yol yaklaşık 94 günde yapılabildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok hızlı hareket edip 3 ayda bu yolu çok hızlı bir şekilde bu hale soktular. Tabii ki otoparkın olması da güzel bir şey. Otopark yapılacak. İnsanlar burada arabasıyla gelip geçebilecek. Önceden toz toprak oluyordu. Asfalt olması güzel. Ama bir de Orbel'in burada çok güzel bir iş yapması gerekiyor. Yani elemanlarının burada araç bir saat durup gezmemeleri lazım. İnsanlar burada alışverişlerini yaptıktan sonra 15 dakika sonra otoparkından arabasını kaldırıp gitmeli lazım. Burasını bir otopark gibi kullanmamaları lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde biliyorsunuz 20 Temmuz Caddesi pazar caddesiydi. Şu an esnaflarımız pazarın buradan gitmesiyle bayağı bir sıkıntı içine girdiler. Pazarın 1,5 ay sonra geleceğini söylediler. Tahminim yollar yapıldı. Pazarın gelmemesi için bir neden yok. Buradan Sayın Hüseyin Başkanımızın da vermiş olduğu sözü yerine getirmesini istiyorum. Pazar yeri buradan kaldırılmasını istiyorum. Şahsen ben bir esnaf olarak yani burada pazar yerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi dükkanlarınızın önünde araçlar park edilmiş olacak. Evet. Bunlar size bir sakıncası olacak mı? Benim için sakıncası yok. Söylediğim gibi. Nasıl olması gerekiyor? Adam 15 dakika alışverişini yaptıktan sonra. Evet. Ama bir araç burada sabahtan akşama kadar durduktan sonra bunun bir anlamı yok. Yani 15 dakika, 20 dakika dursun ondan sonra yoluna baksın. Ama adam burada 2 saat, 3 saat durduktan sonra bu otoparkın hiçbir şeyi yok. Burada Olber çalışanlarına çok iş düşüyor. Evet. Yani sistem doğru ama yani sonuçta düzenli işlemesi önemli. O yüzden biz esnaf olarak böyle bir temiz yolu istiyorduk. Yani burayı yaparken şu yolu da yapmaları gerekiyor. Şöyle bir bakarsanız mesela şu orta yolda. Şurada 50 metrelik bir mesafe var. 50 metrelik mesafeyi mesela bırakıyorsun. Bu yolu da yapız. Yani şuradan yukarıdan gelen tozun şuraya düştüğüne bakarsan buradan biraz sonra arabalar geçtiği zaman toz olacak. Yani burası Ünye'ninmiş diyorlar. Ünye Belediyesi'nin. Yani şu 50 metrelik yolu da yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Onun haricinde yoldan yana sıkıntımız yok. Biraz uzun süreli oldu ama sonuçta güzel oldu. Otopark da benim söylediğim gibi yani düzenli olursa hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Ama diğer arkadaşlarım, esnaf arkadaşlarım ne düşünür bilemiyorum. Teşekkür ederim. Birçok esnaf teşekkür ederken birçoğu ise şikayetçi. Yolların güzergahlarından çok kenarlara otopark sisteminden şikayetçi oldular. Şimdi Kaledere Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeyiz. Esnaf abimizle görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Sizi tanıyalım abi. Salim Oğuz, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi eski ilçe başkanı. Şu anda yine partimi üyede temsil ediyorum ben. Partinin bir üyesi olarak. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi emek baharatın sahibiyim. Esnafım. Burası çift yöndü. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi, Orbel şirketi, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine bağlı Orbel şirketine bağlı olarak şu tarafı gördüğünüz gibi park yeri olarak ayırdılar. Tek yöne düşürdüler burayı. Evet. Tek yöne düşürdüler. Burada Orbel şirketi gelecek, arabalarını koyacak, para alacak insanlardan. Buraya gördüğünüz gibi şurada otopark yazıyor. Orada şunu diyor. Saatler yani kaç lira para ödeyecek, ne kadar saat kalacak onu ödedikten sonra diyor ki buraya arabanızı bıraktıktan sonra arabanız içinde eşya falan kaybolursa bundan mesul değiliz. Evet. Sadece para alıp gidecekler yani. Sadece para, parayı düşünüyorlar. Tam kapitalist bir zihniyet. Bu anlamda şunu diyorlar, eğer park ücreti olarak ödemiyorsanız bu iş yargıya taşınacak. Buradan halkımıza sesleniyorum. Hiç korkmasınlar, yargıya taşısalar dahi bile bu maliye tarafından tahsil edilemeyecek. Şöyle edilemeyecek. Çünkü bu hukuksuz, kanunsuz bir şey bu. İşte efendim halkın gözünü korkutacaklar. İcraya vereceğiz. Efendim bu parayı şu şekilde alırız. Hayır efendim hiçbir şekilde alamayacaklar. Mahkemede kaybedeceklerdir. Bu anlamda halkımızı ben buradan bilgilendiriyorum, bilinçlendiriyorum. Bundan hiç çekinmesinler. Bu yanlış bir uygulama. Şehrin içerisinde bir defa otopark olmaz. Burası şehir içerisi. Burası bir cadde. Burada esnaflar var. Bu arabaları buraya çektiğin zamanları bu esnaflar
buradan dükkanlar görünmüyor. İnsanlar rahat geçip gelip geçemeyecek. Bu insanlar, ben burada kiracıyım. Buraya aylık ödüyorum. Bu anlamda bu ödediğim aylıkta zorlanıyorum. Bir de arabalara buraya Orbel şirketi koyduğu zaman daha da sıkıntıya girecek. Bu anlamda bu yasal değildir. Buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi Hilmi Güner'e sesleniyorum. Ünye Büyükşehir'in sömürgesi değil. Burayı sömürge gibi kullanmayın. Ünye'nin küçük dar sokaklarını, Ünye'nin büyük işleyen caddelerini Ordu'nun bir gelir kaynağı olaraktan. Şehir içerisinde gelir kaynağı olmaz. 15 Temmuz'un orada şey var. Otopark var. Orada insanları bir otoparkını, arabasını park edecek bir yerler var orada ücretli. Oraya çeksinler, belediye oradan bir ticaret yapsın. Şehrin içerisinde insanlar rahat gelsin gitsin. Bu anlamda belediye bir ticarethane değildir. Belediye bir hizmet kurumu olmalıdır. Çünkü Türkiye genelindeki zaten AK Partili bütün belediyelerde hiç halktan yana bir şey yaptıklarını görmedik. Halk da görmedi. Gördüyse söylesinler. Hep antidemokratik uygulamalar. Antidemokratik uygulamalar nedir? Demokratik olmayan. Burada efendim şehir içerisinde otopark. Otopark, bakın görüyorsunuz minibüs buradan geçiyor. Geçerken zorlanıyor. Buradan araba çıkacak, araba geliyor, o duracak. Şimdi buradan tek yön ya. Karşıdan diyelim ki birinci hat ve ikinci hat geçiyor buradan. İkinci hat duracak. Değnekçi buradan, Orbet'e şirketi değnekçi diyecek ki az bir saniye ne olacak? Araba çıkıyor veyahut araba giriyor. Burada trafik sıkışacak. Bu sıkışıklık da hiç iyi bir şey olmayacak. Bu anlamda buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Hilmi Güler'e sesleniyorum. Hüseyin Tavlı'ya bir diyeceğim yok. Hüseyin Tavlı halkımızdan efendim şunu düzelteceğiz, bunu düzelteceğiz, her şey iyiye gidecek diye oy aldı. Fakat orada oturuyor. Hiçbir anlamı yok. Karışamıyor çünkü. O kadar ona karıştırmıyorlar şeyde. Ordu Büyükşehir Belediyesi Hilmi Güler karıştırmıyor. Her şey otokontrol onlara bağlı. Bu anlamda Hilmi Güler'in burada yapacağı şudur. Burada Orbel şirketini buraya otopark yapma doğrultusunda değil de şurada 15 Temmuz'un oradaki otopark, oranın otoparkını değerlendirsinler. Buradaki arabaları oraya taşısınlar. Bu şehirdeki gelir güzergahlarda insanlar rahat gelsin geçsin burada. Bu anlamda burada otopark yapacağız. Tamam, otopark yapacaksınız da arabanın içerisinde bir şey kayboldu. Mesul değiliz. Sen sadece para mı alacaksın? Sadece para tahsil edecekler. Bunlar Allah'a kitabı para olmuştur. Para göz olmuşlar bunlar. Kapitalist sistem, kapital para demek. Biraz da halktan yana olun, insanlardan yana olun. Sadece oy alacaksınız, başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Böyle bir şey yok. Bu davranışlarını, buradaki otopark, yanlış otopark uygulamasını burada bir esnaf olarak, devrimci bir insan olarak, sosyalist bir insan olaraktan protesto ediyorum.